Evet tabi şimdi e, takımların hepsinin borçlarını şöyle karşılaştırdığımızda baktığımızda, evet hocam bir küçük bir ses kısıklığı e, uyarısı yapayım seslerden. Yerden sanalım. mesajlar geliyor bakayım derken. Olsun hocam bir şey olmaz. Kunsan mı geliyor hocam? Kunsan mı geliyor? Şimdi yayındasın diye çok mesaj da geliyordur. Kunsan gelmiş. Ha. Evet bir yandan başarıya bakmak lazım. E, borçtan bahsederken Dursun Özbek diyor ki geçen haftaya vurgu yapıyor. Hepimiz sevinmedik mi hepiniz sevinmediniz mi diyor. İyi giden bir Galatasaray var. Oyunu eleştirilen ama onu söylememiz lazım. E, ama bu eleştirilen oyuna rağmen kazanan ve tabii ki en önemlisi e, Şampiyonlar Ligi'nde çok zor bir deplasmandan kazanarak dönmesi Galatasarayları daha da bir böyle harekete geçirdi, coşkuya soktu. Onu söylememiz lazım. Ozan Zeybek seninle başlayacağım. Sonrasında bir Beşiktaş derbisi bekliyor Galatasaray ki Beşiktaş'ın durumunda konuşacağız. Orada da teknik adam istifası, seçime gidiliyor, farklı karışık durumlar var, sakatlıklar, eksikler çok fazla. Galatasaray bu maça daha motive Manchester United maçı sebebiyle de. Sonrasında bir Bayern Münih. Karşılaşması da oynayacak Zor maçları var Sen nasıl görüyorsun Galatasaray'ın girişini Öngörüleri e, genelde Oranladığımızda tutan bir yorumcumuzsun O yüzden e, öyle soracağım Uzun vadeli mi soruyorsun Evet Bu devirde uzun vadeli hiçbir konuda yorum yapmak istemiyorum Şöyle söyleyeyim gruptan yani ne çıkma finans, Ne futbol anlatabilir miyim <laughs> Gruptan işkileri, çıkma gruptan diyelim iş, Şu var Bazen maç kazanırsın Sadece skor anlamında. Yani yenip gelebilirsin ama oyunda yoksundur. Galatasaray Manchester'da bizim eskilerin tabiriyle Manchester'da hem oyun anlamında hem skor anlamında kazandı. Umutları arttırdı o yüzden. Çünkü oraya gittiğinde Manchester'lı taraftarlar da bu maçı ne yaparız? Alır mıyız almaz mıyız tedirginliği? Galatasaraylı taraftarlarda da o vardı tedirginlik. Ya bir puanla dönsek kar mı olur acaba evet. diye düşünüyorlardı. Müthiş bir galibiyet aldılar. Ben yani bir Türk insanı olarak, Türkiye'de yaşayan biri olarak, Galatasaray'ı bilen biri olarak sevinmedim, gurur duydum. Yani o gün müthiş gurur duydum Galatasaray'ın bu e, deplasman galibiyetinden dolayı. Ve üzüntü, küçücük bir üzüntü oldu. Ya içerideki maçta nasıl berabere kaldın dedim. Şuradan da bir 3 puan almış olsaydı üç üç. işin zaten yarı yoluna gelmiş oluyordu. O evet. Anlatabildim mi? Garantiyon krediden biliyorum. yiyebilirdi ondan sonra. Hani evet. Bayan Münih'i de iki maçta da krediden yiyebilirdi. E şimdi şey şansı kalmadı. Herkes bu gruplar açıklandığında bu grup açıklandığında UEFA'ya razı olanlar şimdi UEFA ile mutlu olmazlar. UEFA'ya kalmakla. Herkes bir üst tura Şampiyonlar Ligi'nde geçmenin hevesi içindeler. Ee, yani Galatasaray'ı oyuncu tercihleri oynadığı oyun şu an için her şey yolunda. Tabi burada en önemli şey istikrar. Bunu böyle düzenli bir şekilde götürebilmek önemli. Teknik adam bunları yapabilecek mi? Umutsuzum diye söylemiyorum bunları. Hani baş, şeyin başarının sırrını anlatmak için söylüyorum bu bu gidişatın sırrını. Çünkü bakıyoruz Türkiye'de şampiyon olan takımlar bir sene sonra mutlaka bir yerden sonra bir tökezleme yaşıyorlar. Birçok teknik adamda da değişikliğe gidiyorlar. Adam bir sene önce şampiyon olmuş gidiyor. En son örnekler Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Başakşehir'deki Okan Buruk şampiyon yaptı gitti. Bursa Spor'da Ertuğrul Hoca şampiyon yaptı gitmek zorunda kaldı. Ersun Yanal gitmek zorunda. Yani ikinci seneyi tamamlayamıyorlar bile. Şu anda cicim Manchester galibiyeti kimseyi şımartmasın. Mutlu etsin, heveslendirsin, iştahı artırsın ama kesinlikle şımartmasın. Neden bunu söylüyorum? Ya yani biz Manchester'a da şunu yaptık. Hayır. Daha çok hırslansınlar özellikle Avrupa'da böyle şeylere benim son yıllarda baktığımda futbol anlamında en büyük başarımız biliyor musun Manchester United'ı Galatasaray'ın yenmesi. Diyor sana sonra Fenerbahçeliler Sevilla maçını hatırlatıyorlar geçen sene. Evet. Hani Fenerbahçe e ye yenildik, elendi. Ama elendik ama yendik de bir maçtı. Bak o önemli değil. Burada sen 3 puanı alıp cebine koyabilmek önemli. Sen bu bir arada, maçta kazanıp bir, bir tarafa çekilmesinler. Çok özür diliyorum. Yendik dedim. Ben bütün temsilcilerimizi, Avrupa'daki temsilcilerimizi biz gözüyle baktığım için Melike, söylüyorum. Melike ben Çok ben Galatasaray'ı konuşurken ben diye konuşuyorum. Bırak bizi. Yani evet. hiç öyle bir şey yok. Avru, milli takımı konuşurken ben diye konuşuyorum. Evet. Benim diye konuşuyorum. Galatasaray'ı Avrupa'da konuşurken ben, benim, bizim diye konuşuyorum. Hiç öyle hani şu takımı tutuyor, bu takımı tutuyor o felsefeye girmeye gerek yok. Yani ee, ya bu kadar açıklamana gerek var mı? Yani başka şey düşünmem mümkün mü zaten? Ya? Yani Yani Türkiye'yiz yani değil mi? Tabii hocam bu gerçeği anlatıyorsun ya, ama doğru her, olan herkes bu için ya. her doğru yerde ya. aynı şey olmuyor işte. Evet. Ee, adam başka bir takımı tutuyorsa Galatasaray inşallah bugün 3 yer diyor Avrupa'da. Ya ee, öyle bir şey olabilir mi? Bizden ya. değildir ya ee. öyle bir şey. Ben buna geçen programda bir örnek verdim. Ev içinde tartışırsın. İki çocuğun üç çocuğun hanım vardır bir tartışırsın. Kızarsın bağırıp çağırabilirsin. Çocuğa ceza verebilirsin. Dışarıdan birisi laf etse ne diyorsun sen dersin ya yani. anlatabildim mi? Komşuna bunu dersin gider yaparsın yani ters düşebilirsin. Üç gün sonra o komşun başka mahalleden biriyle tartışır bu komşuya sahip çıkarsın. Hayat onun gibi bir şeydir. Ben burada Galatasaraylı olmamama rağmen karşımda Galatasaray gibi güçlü, dominant ve inanılmaz bir taraftar kitlesi olan bir rakiple uğraşıyorum, konuşuyorum veya onunla yarışıyorum diye mutlu olanlardanım. Bugün Galatasaray'ı çıkar. Başka bir yani bu dört büyüklerden birini tuttuğunu düşün. Denklemden Galatasaray'ı çıkar. Bit, yani dört ayaklı bir masanın ayağı kırıldığını düşün. Gitti. Bunu düzeltmen çok zor. Bugün bir Fenerbahçe'yi çıkar denklemden. Yine zevk alamazsın. Hiçbir şey olmaz. O yüzden bu şeyleri çok ciddiye almamak lazım. Bu bir futbol. Senin hayatın ekmek davan değil. Onur davan, namus davan değil. Futbol bu sadece. Sadece zevk almaya çalışacaksın. Ve izlediğinde de buna bir küçük bir taraf olmuşsun. Türkiye'de insanlara baktığımızda en büyük zevkleri ortak zevki bu. Herkesin her şeyi yapabilme yeteneği ne maddi ne fiziksel olarak yok. Adam tatile gidemez. Magazin programlarından izler. Anlatabildim mi ne demek seni? Başka biri spor yapamaz. Bu böyle zevk alabilir. Ama ortak noktada yüzdeye vurduğumuzda en çok takip edilen konu futbol. Benim son yıllarda en çok zevk aldığım bayan voleybolumuzdan dolayı gelen galibiyetlerden başarıdan dolayı bana inanılmaz heyecan veriyor Gece, sabaha karşı 3'te 4'te ya. yayın var uyanıyoruz hocam ya maç izliyoruz <laughs> evet. yani onun gibi bir şey ama bundan zevk almak lazım burada düşmanlık değil dostlukla o gözle bakmak lazım Şimdi bir de Galatasaray'ın kadrosu üzerinden de biraz konuşalım. Neler oluyor, nasıl oluyor? Hocam merak ediyorum nasıl oluyor. Senin diyor. sorduğun soruyu ben başka yerlere getirdim ama. Ama güzel bakma. güzel bir yere getirdin. Yok güzel bir yere getirdin. Şimdi başarı bir yerde var. Ama bundan sonrası ne olacak bir onu da konuşalım. Şimdi bir haberim var önümde Nelson'la ilgili. Hem kadroyu konuşurken bizim de konuşacaklarımıza da bir ışık tutmuş olur. Oynamayacaksam kendime başka bir yer bulmam gerekecek dediği konuşuluyor. E, bir bakalım izleyelim haberimizi sonra üzerine konuşacağız. Şimdi bu sezon geçen sezondan çok daha farklı bir Nelson başladı. İşte transfer teklifleri mi kafasını karıştırdı vesaire bunlar konuşuldu gitmek mi istiyor Hatta Galatasaray'ın çok da göndermeye niyeti olmadığı konuşulurken bir anda Sanchez geldi ve işler bir değişti hocam. Şöyle kadroya bakınca savunmadan başlayalım. Tabii ki diğerlerini de konuşacağız. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Şimdi Nelson da tabii değerli bir oyuncu ama Sanchez müthiş oynuyor. Evet. Yanında bir Türk oyuncu oynatılıyor. Abdülkerim. Kaan var. Başka kimse var mı? Zafer bir tane daha var galiba. Yani çok zor bu oyunculardan yani sonra. Şimdi tabii oynamayan böyle iyi oyuncu rahatsız olur. E şimdi onun yerine oynayan iyi oynuyorsa onun gitmesi değerlendirilebilir. Yani o kadar da vazgeçilmeyecek bir oyuncu değil bana sorarsanız. Çıkış maddesi hocam çok fazla. 25 sanırım işte Galatasaray'ın da oyuncudan 20 milyon euro gibi bir beklentisi olduğu konuşuluyor. Yani artık Türkiye pazarı da iş yapmaya başladı. Yani işte 10-15 milyon eurolarken Arda gitti 18, 18 miydi? Arda 25'e mi gitti? Arda, e gider. Arda savunma oyuncusu hocam, Arda olarak savunma oyuncusu yani olarak 18 17 18'e kimin gideceği. Bizim gitti. pazarımız da artık Avrupa'ya evet. geçiş pazarı oldu hmm. buradan. Yani şimdi mesela Kerem'le ilgili duyuyoruz. Çok çılgın bir bonservis ücretiyle İngiltere'de bir takıma gidebilir diye konuşuluyor. Duymuşsunuzdur galiba Kerem'le. Kerem'in zaten yapması lazım hocam. Yani böyle bir şey var. Şimdi Türkiye pazarı da artık var. Mesela orta sahada sürekli oynayan Olivera, Olivera, değil mi? Evet. Olivera oynuyordu. Şimdi Kerem geldi. Öteki Kerem. Demirbal. Ee, yani çok iyi oynuyor. Yanında Torreiro var. Yani orta sahada başka işte Berkan Çubuğu bir sürü oyuncular var. Mertensi oynatıyor on numara derken onun yerine başkası oynayabiliyor. Yani alternatif artınca e, tabii ki iyi oyuncuları kenarda tutmak mümkün olmuyor. Güven çocuğa stoper konuştuğumuzu herhalde görünce hemen mesaj atmaya başlamış. <laughs> Abdülkerim düşmanı ya. Yok, Nelson'la ilgili bir şey yazmış Aa, ama Abdülkerim, okumayacağım şey. hocam. Sen ben, söyler, sen yanında söyler. Kolpor'da hocalık yaparken altyapıdan almıştım onu. Sonra biz onunla geleceğinle birlikte çalıştık ve her zaman e, Abdülkerim'in neden Konya Spor tarafından sürekli kiralı, kiralık olarak verildiğini anlamadım ben hiçbir zaman. <laughs> ve sonra o takımın kaptanı oldu. Kaptan oldu. Kaptan olduktan sonra da işte Galatasaray macerası başladı. ve. Sen nasıl buluyorsun? Ben iyi buluyorum. Ha, tabii ki <laughs> e, Galatasaray çok önde oynayan bir takım. Eğer savunmanın arkasına atıp bir kontra, iyi kontra yapan bir takım da Abdülkerim'in geri dönüşlerinde e, onu düzelmesi lazım. Yani çabuk olmuyor dikkat ederseniz adam ona e, tek hamle yaptıktan sonra geçtiğinde yetişmesi mümkün oluyor. Yani o tarafı biraz. biraz ama hocam. o Şampiyonlar oyun, bir daha ligi seviyesinde mesele şu son cümleleri bir kez daha söyler misin oyuncunun özelliğiyle ilgili? Yani bir kere ayak çok iyi dinlesin. Ayakları çok iyidir. Oyunu topu geriden çok iyi oyuna sokar. Özellikle sol taraftan sağ tarafa çok iyi olgun top atar. E, dikkat edersen atılan her yan topta topla teması mümkün oluyor. Bazen de goller atabiliyor. Yani farklı bir özelliği olur. Cihaz tek dezavantajı çok önde oynayan bir takım. Ama Anadolu takımlarının hangisinde oynadıysa çok geride oynadı. Yani. Arkada oynadı. Yani kontrol yemedi. Dolayısıyla atılan o yüksek toplarda müdahalesi iyiydi. O kalabalık yerde topla çıkışı iyiydi. Hucuma çıkması iyiydi. Fakat burada tabii biraz o konuda sıkıntısı oluyor. Yani öne çok çıkıldığında dolayısıyla çabuk hucum oyuncularıyla oynadığında geçiliyorsa yetişmesi zor oluyor. Biraz da yetişme yani kafa konusunda dikkat et depar attıklarında yetişemiyor. Evet yani. yetişme orada, konusunda güven çocuğu da orada hep şikayet ediyor. Şimdi Melike Türk insanı Türk futbolunda savaşan, dövüşen, kaşıbaşı yarılan, her topa çıkan tekmeye kafa uzatan futbolcu sever. Mevki olarak da bunlar da en çok stoperler de olur. Çok severler. Dikkat ettiysen evet. çapraz kademeye çok iyi giriyor. Zaman zaman tek müdahaleleri yapabiliyor. Hı hı. Ama dediğim gibi bu tarafı biraz onu sıkıntıya sokuyor. Şimdi Kerim, çoğu insanın, özellikle Galatasaray'ın gözdesi bir oyuncu. Çünkü özveriyle oynayan bir oyuncu. Bir insanı Sevmek istersin, sana sempatik gelir. Söylediği iki üç tane yalan duymamazlıktan gelirsin. Saçma şeyleri bilmemezlikten gelirsin. Abdülkerim ben yorumlarken de eksilerini Galatasaray taraftarı görmek istemiyor hocam. Anlatabildim mi? Ya bu kadar detaylı konuşma Güvenç Güven Çocuğu söyledi diye. Söylemezsen bak senin. Yok Güven Hoca mesaj yazmış. Nelson'la ilgili yazmış. Bana, Nelson. yazmış. bana da yazmış. Orada Sen oku. Ben, ben okumadım. Ben okumadım. Nelson. Ben, ben Nelson kesinlikle... bundan sonra ancak düğünlerde oynar. Güven Çocuğa mesajı. <laughs> ben o mesajı okumadım. Güven Kurtar copy paste mi yaptın? Ben okumadım. ha, okumadım. Güven Çocuğa Düğünlerde oynar. değil. Düğünler Neyse son. biz, biz söylemiyoruz. Bak ben güven, güvence bu konuda hak veriyorum.